detaylı sunumlarını yapmak üzere kendilerini davet edeceğiz. Buyurun öncelikle FEV Türkiye Seçkin Çakır Bey. Merhaba arkadaşlar. İsmim Seçkin Çakır. Moderatör hocamızın da aktardığı üzere. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunuyum. Elektrikli araçlara biraz önce de burada konusu bahsi geçen üniversite topluluklarından başladım. Birinci sınıftan başlamış olup hem yurt içi hem de yurt dışındaki elektrikli araç yarışmalarına katıldık. Avrupa şampiyonluğuna kadar birçok önemli derecelerimiz oldu. Sonrasında hem bursalı olduğum için hem de Uludağ Üniversitesi'nden mezun olmam nedeniyle TOFAŞ'ta işe başladım. Oradaki iş hayatım da elektrikli araçlar üzerine devam etti. Avrupa Birliği projesi olarak Doblo'yu jant içi elektrik motorlu olarak geliştirip ürettik. Sonrasında ise yaklaşık 2 sene kadar önce bulunmuş olduğum yurt dışı merkezi, Almanya merkezli olan FEV Türkiye firmasında devam ettiriyorum. Burada da e-Powertrain tasarım ve geliştirme mühendisi olarak çalışıyorum. Dünyadaki çeşitli tüm bilinen ve bilinmeyen otomobil firmalarına e-Powertrain üzerine batarya olur, elektrikli motorlar olur ve bunların mühendislik hizmeti desteğini veriyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Merhabalar, ben Gökhan Yağcı. Elektrikli bisiklet sektörüne yeni bir soluk getiren, farklı bir bakış açı getiren Generate firmasının kurucusu olarak buradayım. Elektrik elektronik mühendisiyim ben de. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Öncelikle FEV Türkiye Seçkin Çakır Bey'i sunumlarını yapmak üzere teşriflerini arz ediyoruz. Şu an geliyor mu? Tamamdır. Teşekkürler. Şimdi kendimiz zaten biraz önce girişini yaptık. Hızlıdan ufak 1-2 dakika değinerek sadece biz FEV Türkiye'de ne yapıyoruz orayı birazcık daha açayım. Sonrasında devam edeyim. En azından yaptığımız işler daha net algılanabilsin. Arkadaşlara da belki başvurabileceği bir iş yeri olarak akıllarında kalır. Arkadaşlar, FEV Türkiye Almanya merkezi bir mühendislik firması. Orada Aachen'de çalışan bir profesörün mühendislik hizmeti amacıyla kurdu ve yıllar içerisinde tüm dünyaya Amerika, Fransa, Romanya, Türkiye, İtalya, Çin, Hindistan gibi bütün dünyaya yayıldı ve mühendislik hizmeti veren bir firma. Bu firma ne yapıyor? Özellikle günümüzde son zamanlarda tabii ki doğal olarak mühendislik hizmeti ARGE desteği verdiği için elektrikli araçlar üzerine çalışıyoruz. Batarya geliştirmesi, elektrik makinelerinin geliştirmesi, elektrikli araçların batarya sistem yazılımları, motor sürücü ve araç kontrol yazılımları gibi ve komple araç analizleri olacak şekilde Mercedes'ten BMW'ye, Land Rover'dan Roche'a, işte VinFast, Vietnam'ın milli olan elektrik aracının geliştirilmesi, şu an Suudi Arabistan'ın milli projesi olan ve yine ülkemizdeki TOK olmak üzere bu şekilde birçok elektrikli araç firmasına biz mühendislik hizmeti desteği veriyoruz. Ve çalışmalarımız da bu doğrultuda gerçekleşiyor. Şimdi uzaklaştıracak olursak genel olarak önden bir içeriğinden bahsedeyim ben size. Elektrikli araçlarda güç grubunun oluşturan komponentlerin ana komponentler nelerdir? Bir bunlara değiniyor olacağız. Sonrasında elektrik motorunun aşamalarından biraz bahsedip elektrik motorundaki ısı karakteristiklerini değinip geçeceğiz. Ve hemen sonrasında içten yanma araçlarla elektrik motorları arasındaki kıyasa bir avantaj ve dezavantajlar olarak değiniyor olacağız. Ve bu elektrik motorlarını süren invertör içinde motor sürücüsü olan motor sürücünün komponentlerini
bakıp sonrasında elektrikli araçların enerji kaynağı olan bataryasında hangi alt komponentler var? Bunları görüyor olacağız. Sonraki süreçte ise son kısımda fuel cell yakıt pilli nedir? Araçlardaki mimari entegrasyonu nasıldır? Hangi alt komponentler vardır? Bunlara değiniyor olacağız. Şimdi bir elektrikli araçta ana hatlarıyla adlandırılan e-powertrain grubunu şematik olarak ve araç üstündeki fiziksel yapısı olarak görüyoruz. Batarya elektrikli araçlarda sürekli olarak aracın taban kısmında değerlendirilir arkadaşlar. En alan olduğu için ve aynı zamanda ağırlık merkezini de aşağıya çeker. Birçok farklı nedenden dolayı araçlarda bu alanda konumlandırılırlar. Elektrik motoruna bakacak olursak esasında burada farklı elektrik motorları olmakla birlikte jant içi ve e-axle denir iki tekerleğin ortasına konur. Burada ilgili üreticinin, araba firmasının isteğine, kararına göre bu önde de olabilir, arkada da olabilir veya iki tarafta da olması mümkün. Neden? Çünkü içten yanmalı araçlar kadar çok büyük bir hacim kaplamazlar. Daha küçük bir alanda çok daha güç, hız ve tork sunabildiği için aracın hem ön hem arka aksında konumlandırabilme avantajı sağlar elektrik motorları. Gearbox dediğimiz şanzıman ise elektrik motorunun akümlü olarak hemen sonraki slaytlarda göreceğiz yine aynı hacimde değerlendirilir. Arada hiç şaft uzunluğuna maruz bırakmadan buradan elektrik motoruyla birlikte aracı entegre edilir. İnvertör de kısım esasında motor sürücüdür. İçinden yüksek voltaj, yüksek akımlar geçer. Elektrik motorunu en verimli aralıkta sürücünün istemiş olduğu güç, hız gibi durumlarda ne talep ediyorsa onu ayarlayan kısımdır. Motoru kontrol eder. Burada arkadaşlar bir elektrik motorunun patlatma görselini görüyoruz. Şimdi şu taraftan başlayalım, daha rahat olacak. Burada şanzımanı görmekteyiz arkadaşlar. Şanzıman burada bir şaft aracılığıyla motorun içindeki dönem kısma bağlıdır. Burada sektörde bu kısma rotor olarak adlandırılır. Elektrik motorlarında şurası rotor, şurası stator olarak net bir adlandırma yoktur. Eğer motor inner runner'sa, içerisi dönüyorsa oraya rotor olarak adlandırılır. Dış taraf sabitse burası stator olarak adlandırılmaktadır. Bizim burada rotorumuz iç kısım. Diğer bu görmüş olduğumuz kısımsa stator housing olarak geçiyor. Aynı zamanda burada da soğutma suyu da verilir. Elektrik motorları ciddi ısınan, bunun kesinlikle olmasını istemeyiz. Isındığı takdirde elektrik motorun içinde mıknatıslar vardır. Bunlar kullanım ömrünü tamamlarlar. Bu durum için sıcaklık kontrolü ve sürekli düzenli olarak soğutuluyor olması çok önemlidir, hayati önemlidir. Tam burada bir elektrik motorunun hem şurada görmüş olduğunuz üst taraftakiler sargılar, iç taraftakiler sargılar. Akım sargılara geldikçe yüksek akım nedeniyle ve manyetik alan sürtünmesi nedeniyle fiziksel harici olarak elektromanyetik, elektrofiziksel olarak da kuvvetleri vardır ve buralardan da ısı açığa çıkar. Hem komponent bazındaki ısı dağılımını görüyoruz. Şuradaki skalaya bakacak olursak. Hem de buradaki skalaya bakacak olursak akış sıvısındaki sıcaklık dağılımını görüyoruz. Bunların hepsinin analizleri bir motor üretilmeden son müşterici kullanımına sunmadan önce detaylı olarak yapılmaktadırlar. Yine burada da motorun dış kısmını görüyoruz. Housing'ini, en dış kısım. Burası rotor veya stator, biraz önce açıklamıştım. Onun olarak geçer. Aynı zamanda soğutma sıvısı buradan düzenli olarak devir daim olur. Burada da sargılarını görmekteyiz. Bu kısımda gearbox olarak adlandırılıyor. Yani şanzıman direkt buradan çıktığımız gibi buradaki dişlilerden istenilen hız devire göre buradan ayarlamaları yapıyoruz. Şimdi elektrik ve
İçten yanmalı araçlardaki karşılaştırmaya biraz değinecek olursak, içten yanmalı araçlarda çok fazla mekanik parça vardır. Zaten genel olarak sanırım hepimiz hakimiz kullanıyoruz. Bakımları vesaire aşina olduğumuzu düşünüyorum. Elektrikli motorlarda bu çok daha azdır. Bilindik şeyler genel olarak. Biraz daha üstünden geçmek ve herkesin de hafızayı tazelemek adına buraya değiniyoruz. Bakım süreçleri çok daha uzundur. Verimlilik noktasına baktığımız zaman içten yanmalı araçlarda %30 düzeylerinde olarak kabul edilir. Elektrik motorlarında bu 80 ile 95 bandında değişmektedir. Çift yönlü kullanım noktasında içten yanmalı araçlarda böyle bir şey yoktur. Fakat elektrik motorlarında rejeneratif fren olduğu için esasında buna sektörde elektrik motor deniyor. Fakat daha çok elektrik makinesi olarak adlandırmak daha doğrudur. Çünkü çift yönlü çalışır. Ayaktan gazı çektiğiniz anda veya frenlemeler gibi noktalarda rejeneratif frenleme yaparak aynı zamanda enerji geri kazanımı da sağlarlar. Güç yoğunluğu olarak baktığımız zaman içten yanmalı araçlar birim kilogram başına daha düşük kilowatt enerjiler verip, güçler verip elektrik motorları biraz önce bahsetmiş olduğum gibi çok daha küçük olanlarda çok daha yüksek güç ve tok değerleri sunarlar. Gürültü ve vibrasyon titreşim değerlerine bakacak olursak içten yanmalı araçlarda bu daha fazladır elektrikli araçlara göre. Ve tabii ki içten yanmalı araçlar, burası göreceli bir kavram. Enerjiyi nereden elde ettiğimiz çok önemli. İçten yanmalı araçlar elektrikli araçlara göre çevremizi çok daha fazla kirletiyorlar. Sadece yani aynı kaynak enerji alıyor olsanız bile sistem dolayısıyla çevreyi her koşulda içten yanmalı araçlara göre çok daha az kirletiyorlar. Gelecek perspektifinde sıfır emisyon olarak tüm dünya şu an hedefli bir şekilde hareket ediyor elektrikli araçlarda. Full stack olarak da adlandırılan sonraki kısımlarda da edeceğimiz üzere. Burada bir e-powertrain'den bahsederken tabii ki motorun kontrolcüsü olan inverter'ın da bir iç yapısı nasıl bunu görmek amacıyla koydum arkadaşlar. Şimdi burada kontrolcünün içerisinde birçok elektronik güç komponentleri, bakır baralar, sabitleme fix pointleri, harici olarak haberleşme ve enerji giriş çıkış kabloları olarak adlandırabiliriz genel yapısını. Patlatmalı görüntüsünü bu şekilde görebiliriz. İçinde ne var diye merak ediyorsak bu şekilde düşünebiliriz. Harici olarak motor sürücü olduğu için motor yani akım öncelikle buradan geçer. Faz kontrolleri, motorun tüm adımlama kontrollerini yapan cihaz burasıdır. Yüksek gerilimler, akımlar geçtiği için bu cihaz da ciddi ısınır ve olmazsa olmaz soğutmamız gereken en önemli parçalardan birisidir. Burada ise aracımızın enerji kaynağı olan batarya kısmını görmekteyiz. Şimdi burada tüm sistemleri başlı başına taşıyan şuradaki batarya dış housing'ini görmekteyiz. Bu batarya housing'ine öncelikli olarak burada görmüş olduğumuz iç bariyerler konur. Bu iç bariyerlerin içinde buradaki görmüş olduğumuz bataryaları tek tek yerleştiririz. Buraya sabitlenir ve bu görmüş olduğumuz dikey ve paralel olarak olan crossbeam olarak adlandırılır aynı zamanda. Bu iç duvarlar bu görmüş olduğumuz dış frame'e sabitlenir. Bu dış frame'e sabitlendikten sonra bu aşağıda görmüş olduğumuz cooling sistem, soğutucu kağıt, bataryalardan da düzenli olarak akım ve voltaj çekimi olduğu için burası da ısınır arkadaşlar. Bu sistemde olmazsa olmaz soğutmamız gereken diğer en önemli organlardan birisidir. Soğutma sistemini de yine bu parçaya montajlarız. Ve en olarak bataryanın üst tap kavra olarak adlandırılır. Yine bu terimleri söylüyorum ki stajlarda olsun iş dünyasına çıktığınız zaman sürekli olarak bunlar telaffuz ediliyor. Türkçe isimler kesinlikle telaffuz edilmiyor. Türkçe toplantılarda bile hep bunlar telaffuz ediliyor ki araştırmaları yaparken de bu şekilde yapıyor olmanız daha fazla kaynağa ulaşmanızı sağlayacak. Çünkü yani maalesef elektrikli araçlarda teknolojiyi geliştiren yine dünyanın diğer önde gelen ülkeleri ve global olan dili
kullanmak zorunda kalıyoruz. Sonrasında alt ve üst top cover ve bottom cover montajlandıktan sonra tüm bu batarya, görmüş olduğunuz bu kenarlardan aracın şasi sistemine, alt taraftan şasi sistemine montajlanıyor. Burayı aktarırken bir parça batarya formlarından ve iç yapılarından bahsedebiliriz. Burada silindirik tipli dedilen normal kullandığımız kalem piller. Tabii bunlar çapları istenen kullanıcıya göre, kullanan duruma ve sektöre göre, yani otomobil olabilir, hafif ticari araçlar olabilir veya günümüzde yavaş yavaş bazı otobüs ve minibüslerde kullanıyor. Bunlarda da olabilir, farklılık gösterebiliyor. Prizmatik ve pouch seller var. Bunlar lityum-iyon, demir fosfat ve son zamanlarda özellikle solid state bataryalar üzerine ciddi çalışmalar var. Çok daha fazla türleri var, kimyasal olarak adlandırılan ve aynı zamanda aynı kimyasal içerikte farklı kompozisyonu, içeriği olarak farklı yüzeylere sahip bataryalar, yine bataryalar da mevcut. Bu biraz önce bahsetmiş olduğum gibi, eğer bisiklette mi kullanmak istiyoruz, otomobilde mi kullanmak istiyoruz, ticari araç mı yoksa daha büyük bir araçta mı kullanmak istiyoruz noktasına göre, çekmek istediğimiz akım mı, yük taşımak noktasında güç mü, tork mu, hız mı, tüm bunlara göre ilgili otomotiv firmasıyla yapılan toplantılar, bir dizi yani seri toplantılar sonucu verilen kararlar arkadaşlar. Şimdi bir parça full sale'e de değinelim. Çünkü artık yakın gelecekte full sale sistemleri de hayatımıza giriyor olacak. Esasında şu an bilgisi olan arkadaşlarım var mıdır yok mudur bilmiyorum. Dünyada ticari olarak bu araçlar satılıyor. Özellikle Toyota, Honda, Hyundai, BMW olmak üzere BMW bu sene yeni başladı. Diğer bahsetmiş olduğum araç markaları ticari olarak satılıyor. Avrupa'da, İngiltere'de, Amerika'da, Japonya'da, Kore'de istasyonlar da mevcut. Normal hayat akışında kullanılan araçlar arkadaşlar. Fakat burada şöyle bir durum var. Batarya teknolojileri de ciddi anlamda gelişiyor. Biraz önce bahsetmiş olduğum solid state çok daha küçük hacimlerde ve bataryaların daha yarısı kadar olan hacimlerde aynı benchleri sunabiliyor. Gelişen bir her iki taraf adına da alan olduğu için full seller şu an daha çok surlar, hafif ticari araçlar, otobüsler, tırlar ve kamyonlar gibi sektörde daha çok kullanıcılığa kullanılacağı öngörülüyor. Esasında neden buraya doğru biraz daha eğilim olduğunu değinecek olursak, şimdi şöyle bir durum var. Dünyadaki bütün araçları, ulaşımı, transportu elektrikli araçlarla, bataryayla yapılabilmek çok mümkün değil. Milyarlarca araç var. Bütün araçların şebekeye takılabilmesi söz konusu değil. Çok ciddi anlık yükler demek. Son derece gelişmiş ülkeler için de böyle. Yani siz arabasından tırına kadar tüm bu ulaşım araçlarını bataryalı yapmaya kalkarsanız enerji devamlılığını sağlayabilmek çok güç. Yani sadece şu şekilde bile düşünebilirsiniz. Dünyadaki ev sayısı kadar olarak bir aracı elektrikli olarak dünyaya kazandırdığınızı düşünelim. Direktman yaklaşık olarak çarpı 2 boyutlarda elektrik ihtiyacı demek. Yani bunun karşılaşılabilmesi mümkün değil. Ve şu anda maalesef ki hala en ucuz elektrik kömürden üretiliyor. Asya'da bir kömüre yönelim de var. Hala onun önüne de geçilebilmiş değiller. Neden hidrojen noktasına tekrar dönecek olursak, şimdi biraz lityum-iyon ve bataryalar Çin ve Amerika noktasında tekelleşme durumuna doğru gitti ve Avrupa hala burada bağımlı. Çok ciddi bir hidrojene yatırım var. Avrupa Birliği Horizon projelerinde çok ciddi hibe yatırımları var. Şu an benim de dahil olmuş olduğum şirketin TÜBİTAK ve BMC ile birlikte tırını dönüştürdüğümüz bir full cell sistem mevcut. Full cell truck olarak geliştiriyor olacağız. Esasında bu nedenle de hidrojene doğru bir geçiş var. Evet, elektrikli araç sistemine göre toplam verimliliği daha düşük. Fakat elektrikli sistemlerde atlanılan şöyle durumlar var. Elektrik, evet, bir merkezde üretildi. Bunu son kullanıcı aracı ulaştırana kadar
Arada şebeke hatlarında sürekli olarak kayıtlar mevcut. Yani gerilim artırıyorsunuz, gerilim düşünüyorsunuz, araba yükle, araca elektriği yüklerken onboard charger'dan geçiyor. Batarya yüklüyorsunuz, bataryadan gelirken motorun verimliliği var ve diğer elektronik sistemlerin verimliliği var. Tüm bunları bir paket olarak yorumlayıp dikkate aldığınız zaman esasında full stack sistemli araçlar ve öğle aralarında çurumlar yok. Ve full stack sistemlerini daha çok yakın zamanlarda çalışmaya başlandığını söyleyebiliriz. Yani genel olarak konu özetine değinecek olursak tüm araçları batarya olarak yapamayacağımız için ulaşımın, enerjinin çeşitlendirebilmesi adına ve dünyadaki tekelleşmenin de önüne geçirmek amacıyla özellikle Avrupa tarafında hidrojenli araçlar muhakkak gelişiyor olacaklar. Burada da bir fuel sistemin alt komponentlerinden son araç entegrasyonu haline gelene kadar ki kısımları görüyoruz. Yüzeysel olarak değineyim. Şimdi fuel sistem denilen bir ünite vardır. Burası hem akış plakalarından hem de organlardan oluşur. Harici olarak burası bir ünite, mekanik ve kimya mühendislerinin çalıştığı bir alandır. Harici olarak diğer mekanik sistemlere gelecek olursak hidrojen tankları ve hidrojen hattı ile birlikte oksijen sisteminin de olduğu bir kısım vardır. Sonraki slide'da değiniyor olacağım. Bu kısmı da geçiyor olayım. Ve bunlar birleşerek buradaki hidrojen powertrain kısmını oluştururlar. Hidrojen cell stack ve hidrojen tüpü dediğimiz kısım. Ve elektrik motoru ile birlikte birleşerek otomobilden tırlara kadar farklı araç mimari entegrasyonlarında sahip olabiliyorlar. Sonraki slaytlarda bunlara değiniyor olacağım. Burada bir full cell sisteminin şematik tasarımını görüyoruz. Çok hızlı olarak değineyim ki sistem bir parça nasıl çalışıyor onu anlayalım. Buradan aynı benzinli araçlarda olduğu gibi bir istasyondan hidrojen yakıtını aracımıza alabiliyoruz. Buradaki davranış biçimleri de aynı içten yanma araçta olduğumuz gibi benzer biçimde. Bir hidrojenli araçta 3-5 dakikalık bir süreçte tüm deponuzu doldurabilip 1000 kilometre menzillere çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Yeni gelişen fuel sistemleri olarak ifade edeyim. 5-10 seneki fuel sistemleriyle tabii ki bu mümkün değil. Buradan hidrojeni aldıktan sonra yakıt tankını doldurmak suretiyle yakıt tankından yakıt tankında sürekli olarak sıcaklık ve kontrolleri yapan mekaniksel elemanlar vardır. Buradan biz çıktıktan sonra yaklaşık olarak sisteme 30 bar düzeyinde bir basınç düşürücü ile birlikte sisteme yolları. Çünkü bu tanklar 350 bar ve 700 bar düzeylerinde basınçlandırılan tanklar. 30 bara düşürdükten sonra burada bir basınç düzenleyici var. Bu basınç düzenleyicinin görevi yakıt pilinin çalışma basıncı olan 1-1,5 bar düzeylerine kadar indirir ve bu basınçta regüle olarak sisteme hidrojen gazı verilir. Bunu yapmadan önce bir güvenlik varfı vardır. Oradaki basınç düşürücü zarar gördü. Çünkü buradaki varf ve sistem tehlikeye atmamak adına 30 bardan fazla bir basınç geliyorsa buradaki sistem tamamıyla gaz, bu sistem gazı dışarıya atar güvenlik sebebiyle. Hidrojen gazı buradan full cell stack'in içine girer. Full cell stack çok kısa bir kısmından bahsedelim o zaman. Hidrojen ve oksijenin içeride kimyasal tepkime sonucu birleşerek önderkenme ve yükseltkenme tepkimeleriyle elektriği çekilerek bu sistemden sürekli continuous olarak elektriğin çekildiği ve sistemi sürekli olarak besleyen bir ünitedir arkadaşlar. Hidrojen bu taraftan geliyorken diğer taraftan da oksijen tarafı gelir. Oksijen dediğimiz kısım da havadır esasında. Hava bu sisteme gönderilmeden önce belli bir sıcaklık, belli bir nem değerinde olmak zorundadır. Bunların hepsi çeşitli mekaniksel ve elektronik komponentlerle kontrol edilir. Bunların
tüm verileri Fuxer kontrolcüsü ve araç kontrol sistemi yardımıyla bir derleyici olarak toparlanır ve o an neye ihtiyaç varsa, eğer ısıtması gerekiyorsa ısıtılır. Çünkü belli bir sıcaklık değeri vardır. Optimum çalışma sıcaklığı 55-60 dereceler olarak öngörülür. Eğer soğutulması gerekiyorsa, bulunmuş olduğunuz coğrafyaya göre değişkenlik gösterir tabii ki bunlar. Soğutulur. Burada önemli bir noktadan bahsedeyim. Çok makalelerde ve diğer bilimsel mecmualarda geçmez. Full cell sistemi verimli çalışabiliyor olması adına optimum bir nemlilik değeri vardır. Bunu her daim sağlamak gerekiyor. Nem dediğimiz şey su buharıdır. Su buharını sürekli olarak dışarıdaki havanın su buharını ölçerek, bu az ise içeriye dışarıdan çekmiş olduğumuz havayla göndeririz. Fakat içerideki oluşan hidrojen ve oksijen tepkimelerinden nedir? Aynı zamanda su da açığa çıkar. Fakat su aynı zamanda su buharı bu sistemi ne kadar dostuysa o kadar da düşmanı. Çünkü hidrojen ve oksijen içerideki akış kanallarından geçmektedir. Bu kanallar üzerinde su birikirse akış türbülanslı olur veya olmaz. Verimli bir kimyasal tepkime gerçekleşmez. Bu nedenle içerideki suyu da sürekli olarak dışarıya atarız. İçerideki sistemin gazın belli aralıklarla örcü edilmesi sağlanır. Burada bu görmüş olduğumuz Stellantis'e ait bir hafif ticari bir araç. Burada aracın büyüklüğü şeklisi müsaade ettiği için burada tüpleri tabana yerleştirmişler. Burada görmüş olduğumuz turuncu olan ise batarya. Bu sistemleri esasında hidrojen hibrit sistemler olarak adlandırabiliriz arkadaşlar. Doğrudan bu şekilde. Ne demek istiyorum? Şu an affedersiniz. Günümüzde kullandığımız içten yanmalı araçlar hibrit araçlar. Bunlara benzin olarak koyup hibrit olarak adlandırıyoruz. Esasında hidrojenle çalışan elektrikli araçları da hidrojen hibrit elektrikli araçlar olarak adlandırabiliriz. Burada batarya konmasının sebebi nedir? Zaten bu araç bir elektrikli araç. Motorların rejeneratif frenleme özellikleri vardır. Motorlardan ziyade esasında bu motor sürücüyle bağlantı olan bir şeydir. Sizin motor sürücünüzde rejeneratif frenleme özelliği yoksa sisteminiz bunu gerçekleştiremez. Yokuş aşağı inerken ayarınızı gazdan çektiğinizde frenleyeceğiniz zaman, yani bunların hepsi range extender olarak görevi görür ve araçta daha ufak boyutta bulundurduğunuz bir batarya ile sistemi en optimum seviyede kullanabilirsiniz. Nasıl bataryayı doldurdunuz, fuxerden hidrojen kullanarak gitmek yerine gaza dokunduğunuz anda araç en fazla gitti ilk kalkış anında ve diğer hızlanma anlarında yapar. Bunu araçtaki ilgili tabii ki kontrol yazılımını kontrol ederek bu girdi ne ise ona göre derleyicide cevap çıktısıyla ben bataryadan enerji istiyorum şeklinde bir talep göndererek full cell'i azaltıp bataryadan çekerek toplam daha az yakıt takıp daha verimli bir sisteme ulaşabiliyorsunuz. Burada bir ticari araçtaki mimari sistemi görmüştük. En çok bilinen yine hibrit sistemlerde nasılsa çok daha geçmişten bu sistemlere başlar. Toyota firması kiray aracının bir mimari entegrasyonu. Orada tabandayken, burada da evet yine tabanda dikine yatay olarak konumlandırıyor. Bu buradaki tüpün konumu arkadaşlar arka tarafı koltuğun oturmuş olduğu koltuğun arka kısmı oluyor. Tam burada bir batarya ve bir adet tüp daha var. Aracın mimarisi hacimleri neye müsaade ediyorsa enerji depolayan sistemleri biz ona göre tabii ki araç aerodinamiğini, araç dinamiğini dikkate alarak bunların hepsi yapılıyor. Olacak şekilde gerçekleştiriliyor. Burada görmüş olduğumuz yakıt pili full size stack ünitesi tam şurada yine tabanda olarak bulunuyor arkadaşlar. Elektrik motoru da şu görmüş olduğumuz ön tarafta konumlandırılıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
süreyi olabildiğince verimli kullanarak hızlıca anlatmaya çalıştım. Seçki ve sunumlar için teşekkürlerimizi sunarız. Genelde elektrikli araçlar Gökhan Yağcı Bey sunumları yapmak üzere sahneye teşriflerini arz ediyoruz. Merhabalar. Generative elektrikli bisiklet projesi tamamen elektrikli bisiklet sektörüne yenilikçi bir yaklaşım getirerek generatif sürüş sistemini bir çocuk bisikletine entegre eden bir aracımız. Bunun hakkında kısa bilgi vereceğiz. Jeneratif sürüş sistemi diye adlandırdığımız bu sistemimiz tamamen şimdiye kadar gördüğümüz klasik elektrikli bisiklet sistemlerinden tamamen uzak. İçerisinde dişli, zincir gibi herhangi bir şekilde bisikletin pedal kısmıyla arka motorlar veya tekerleği arasında bir tahrik bulundurmayan tamamen elektriksel bir sistemle kontrol edilen bir elektrikli bisiklet teknolojisi. Bu jeneratif sistemde çocuklar veya bir ilişkin bireyler pedal ile tamamen elektriksel bir güç üretip bu gücü bizle alarak bunu elektriksel kullandığımız elektronik kart ile oransal bir şekilde arka tahrik motorlarına iletmemizi sağlayan bir sürüş sistemi. Sistemi entegre ettiğimiz çocuk bisikletimiz de dört tekerlekli gördüğünüz. Bu da Generite projemiz olaraktan karşınıza çıkıyor. Generite dünyanın ilk elektrikli çocuk bisikleti oluyor şu anda. İçerisinde aynı zamanda mobil uygulaması ve diğer avantajları sayesinde çok rahat bir şekilde çocukların kullanabildiği dünyadaki en rahat ve en kullanışlı şekilde kullanabildiği bir çocuk bisikleti olarak karşımıza çıkıyor. Canlı bir şekilde sürüş sistemini görebilirsiniz. Çocuklar normalde düz yolda çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyor ve aynı zamanda birazdan arazi koşullarına çıktığı zaman da hiç zorlanmadan aynı düz yolda gider gibi ihtiyacı olan kalan elektrik desteğinde bataryadan tahrik ederek rahat bir şekilde tırmanabildiği bir elektrikli bisiklet modeli olarak karşımıza çıkıyor. İçeride süspansiyonlar sayesinde de aynı zamanda çocuğa konforlu bir sürüş imkanı sağlıyor. Ürünümüzü iki şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir jeneratif sürüş sistemi olarak da bu kendi geliştirdiğimiz, patenti de bize ait olan bir sürüş sistemi. İleride buna Avrupa'da veya diğer ülkelerde dijital bike olarak da adlandırmaya çalışılan bir sistem bu. İçerdiği avantajlar sayesinde çok rahat bir şekilde çocukların sürebileceği bir konfor imkanı sağlıyor çocuklara. Ve tahriki tamamen kesmesi sayesinde uzaktan ebeveynlerin kontrolünde imkan sağlayan bir sistem olaraktan karşımıza çıkıyor. Ve bunu entegre çocuk bisikletimizde Generite size karşısına sunuyorum. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Artık sorularınız varsa da oradan ben bir şekilde size detaylı bilgi vermek isterim. Gökhan Bey, sunumlarımız tamamlandı. Çok teşekkür ediyoruz. Sunumlarımıza teşekkür ederiz. Altıncı ve son oturumumuzdu. Son oturumumuzla ilgili konuklarımıza sorularımız varsa alabiliriz. Evet, buyurun. Evet, evet. 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 İşten yapmalı araçların radyatör sisteminden daha mı kuvvetli bir soğutucuya ihtiyacımız olacak? Esasına bakacak olursak şimdi bu kısmında biraz şöyle açayım. Bataryaya giden motor ve inverter'a giden soğutma sistemleri farklı olarak tasarlanıyor. Çünkü bataryadan örnek veriyorum birim zamanda rakamlar afaki 11 mil kenarı çektiniz. Neden çektiniz? Motorun ihtiyacı olan o anda gazı yüklendiğinizde o kadar bir enerji ihtiyacınız var. Daha büyük bir alandan daha büyük
enerjiyi depolayan bir alandan 11'lik bir enerji çekiyorsunuz. Daha küçük bir alanda yoğunlaştırarak güç komponentlerinden ve motorun içindeki o sargılardan geçiyorsunuz. Ve orada manyetik sürtünmeler de oluyor doğal olarak. Oradaki ısı kazancı ile bataryadan gelen aynı olmuyor. Yani bilim zamanda soğutma ihtiyaçları daha farklı. Bu kaç soğutucu mu var? Şöyle söyleyebilirim. Evet, bu değişebiliyor. İki, entegrasyona bağlı esasında. Bunun çok fazla dinamiği var. Bir, hangi sınıf araç ürettiğiniz. Alt sınıf bir, örnek veriyorum, Tesla'nınki başkadır. Veya alt sınıf bir elektrikli aracın soğutma sistemi başkadır. Veya coğrafyasına göre, şu an mesela Suudi Arabistan elektrikli araç projesini geliştiriyoruz. Orada aracın arka tarafına bir soğutma sistemi daha koymak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü coğrafya zorlu, sürekli sıcak. Yani aynı ısıyı bile üretiyor olsanız, dışarıdaki sıcaklık fazla olduğu için o ısıyı atabilmek için daha fazla alana ve daha fazla fan gücüne ihtiyacınız oluyor. Yani oradaki dinamikler kullanılan coğrafyaya göre değişkenlik gösterebiliyor, aktarabildiysem. Hem aracın satılacağı segment, maliyetler, hem coğrafya sorunuza göre tekli de olabilir, çift de olabilir. Yani o bilginiz artı triz eksenine göre optimizasyon sonucunda mühendislik olarak hem elektrik, elektronik, hem maliyet, hem mekanik en optimum çözüm hangisi ise o kullanılıyor. Hocam bu hidrojenli araç tabii ki. Ben de sınırsız bir enerji oldu. Kilometre bir işte bir şeyle boşun böyle bir çalışma. Boşun harici olarak esasında Toyota'nın da Hyundai'nin de Kanada tarafında olsun, Avrupa'daki birçok firma olsun şu an çok ciddi bir ivme var. Yakıt pili bahsetmiş olduğum gibi Avrupa hala elektrikli araçların batarya konusunda halde olduğu için aynı gazlı olduğu gibi şu anki savaştan da rahatlıkla ders alınabileceği gibi orada da bağımlı hale geliyor olacak. Biraz daha bağımsızlaşmanın yolunu arıyorlar esasında. Hidrojen dünyadaki en bol element. Havada da var, suda da var. Çeşitli sektörde kullanılan kimyasalların çıktısında da var. Yani yenilebilir enerji olarak, rüzgar ve güneş olarak yatırım yaptığınız zaman tam yeşil enerji olarak burası hedefleniyor aslında orta vadedeki gelecekte. 2040 periyoduna doğru. Sürekli olarak oradan elde ettiğiniz enerjiyle, doğadan elde ettiğiniz enerjiyle ayrıştırarak temiz bir enerji, hidrojeni elde edelim ve onu aracımıza koyup bu arada aracın egzozundan buhar çıkıyor. Tamamıyla yeşil bir döngü elde edelim hedefi var. Zaten tüm çalışmalar da bu yönde. 1000-2000 kilometre noktası, evet 1000 kilometre şu an görülebiliyor. Şu anki mevcut teknolojiyle. Toyota bunu başardı. 2000 gibi kilometreler ya basıncı da arttırmak lazım, ya tüpün açını arttırmak lazım, ya da şu an %50 civarlarında olan, bir önceki bu arada panelde bir eksik bilgi verildi, fuel stack ünitelerin verimi %50 bandındadır. %60'lar da görülmüş durumda ticari olarak satılan ünitelerde. İçten yanmalı araçlarda 150 yıllık bir yüz binlerce mühendisin çalışarak getirdiği bir durum söz konusu. Daha elektrikli araçları, fuel sistemler çok yeni çalışılıyor. Yani çok daha verimli sistemlere ulaşılacağı yani kesin olarak adlandırabiliriz yani bunu. Yani bütün çıktılar zaten bunu gösteriyor. Yani 2000 kilometre yakın zamanda ne kadar mümkün? Yani yeni materyaller keşfedilmesi lazım veya demiş olduğum gibi basitçe arttıracaksınız. Yani sisteme sokup yakıtın artması lazım basitçe. Bunu arttığınız sürece arttırabilirsiniz tabii ki. Veya sistem verimlerinin biraz daha artması lazım. Oradan bakacak olursak parça haklısınız 350 bar, 700 barlar çok ciddi yüksek basınçlar. Çok ciddi değerler bunlar. Fakat bunların hepsi gerekli kontrollerden geçip şu an günlük hayatımızda kullanılan araçlar. İngiltere'de bulunma fırsatım olmuştu birkaç kez. Londra'da çok gündelik olarak kullanıyordum. Ben oraya gittiğim için orada gördüm. Yine diğer bilimsel mecbalardan günlük takip ettiğim kısımlardan Fransa'da olsun,
taksi filoları kuruluyor. Almanya şu an tüm ülkeyi esasında hidrojen ağıyla doldurmuş durumda. Yani Almanya'da bir tırla, hidrojen ağıyla çalışan bir tırla yola çıktığınız zaman yolda kalma ihtimali neredeyse yok. Hani demir ağlarla örgütümüz var ya, hidrojen ağlarıyla tüm olarak Almanya örgütü zaten. Ve şöyle bir durum var. Yine Avrupa Şampiyonası olduğumuz zaman Lin de bizi dahil etmişti o zaman Avrupa'daki merkezlerine. BMW Mercedes CEO'larıyla birlikte Lin de CEO'ları şu konuşma geçiyor aralarında. Direkt Lin'den CEO'su aktarıyor. Ya yani biz hidrojenle çalışan araç üreteceğiz ama istasyonlar yok. Biraz çalışmalarınızı mı arttırsanız şeklinde bir sistemde bulunuyorlar. Hidrojen tarafındaki Lin'de ise yani biz üreteceğiz de araç yok, kime satacağız noktasında bir sistemler oluyor. Yani 2018 yılında bu konuşmalar geçiyorken şu an karşılıklı olarak adımlar atılmış durumda. Teknolojiyi zaten arka planda geliştirmişler. Yani satıyor zaten. Yani parayla satıyor. Demek ki oradaki süreçler tamamlanmış. Bitmiş anlamındadır bu. Çok daha iyileri için çalışıyorlar şu anda. Rica ederim. Buyurun lütfen. Hidrojen ne şekilde üretiliyor? Hangi teknolojiyle üretiliyor? Hidroliz yöntemiyle de üretilebiliyor. Esasına bakacak olursak çok derin bir bilgiye sahip değilim. Biraz daha kapsam alanı dışında kaldı. Sadece yüzeysel olarak aktarmaya çalışabilirim. Diğer enerji kaynaklarından doğalgaz olabilir. Veya yenilebilir olan, onun da yatırımları başladı. Farklı bir enerji ile elektroliz yönteminden olabilir veya diğer kimyasallardan olacak şekilde hidrojenin eldesi mevcut şu an saf olarak. Kısıtlı bilgi aktarabilirim. Çok hakim değilim o alana. Peki şeyi sorayım. Mesela hani hidroliz yöntemiyle üretiliyor dediniz. Hı hı. 30 kilowatt saatlik bir hidroliz enerjiyle üretilen hidrojenin gidebildiği mesafeyle 30 kilowatt saatlik doğrudan elektrik giden tam elektrikli bir aracın verimliliği karşılaştırması nasıl oluyor? Onu? Evet, şimdi oradan bakacak olursak aynı birim miktarda enerji ikisine de yükleyecek olduğumuz zaman elektrikli aracın sistem verimliliğinden dolayı zaten otomatikman daha fazla gözüküyor. Fakat bahsetmiş olduğum şey biraz önce şuydu, biraz daha derinleyecek olursak. Şimdi hidrojen üretilirken hep şunu söylüyorlar. Evet, bu kadar enerji veriyoruz, oradaki kayıplar var. Evet, tamam mı? Elektrikli araca verdiğimiz elektriğin üretim yerinden bir o zaman başlayacak olursak barajdan su kütlesi duruyor. Onun sahip olduğu potansiyel enerjiden bir elektrik enerjisi var çevirirseniz. Aşağı kadar düşüyor, bir kayıpları var. Türbine giriyor, kayıpları var. Türbinden çıktı. Yani şebekeye veriyorsunuz, gerilim arttırıyorsunuz, kayıplar var. Gerilimden yani örnek veriyorum İstanbul'dan Ankara'ya gönderdiniz. Yolda bir kayıp söz konusu, tekrar gerilim düşürdünüz. Yani şebekeye taktığınız elektrikli araçta onboard şarjı var. %90 verimli, inverter %90 verimli, motor %90 verimli. Yani sürekli düşerek geliyor zaten oradan da. Esasında atlanılan şeyler var. Total overall'da baktığımız müddette öyle bahsedildiği gibi burada %90 var da burada %50 var gibi de değil esasında durum. Ama evet, elektrikli araç sistemi şu anda zaten rakamlar konuşuyor. Daha verimli bir sistem. Fakat bahsetmiş olduğum gibi tüm araçları batarya elektrikli yapamazsınız. Böyle bir gerçeklik söz konusu değil. Çeşitlendirmek zorundasınız enerjiyi. Teşekkürler. Sorumuz var mıdır? Buyurun. Benim sorum Gökhan Bey olacak. Şimdi efendim, elektrikli araçlar hayatımıza girdi, mikromobilite hayatımızda, bisiklet paylaşım istasyonları da hayatımızda. Sizin şu an patentlemiş olduğunuz ürünle geliştirmiş olduğunuz sistemin paylaşımlı araç ekosistemine katılabilmesi mümkün mü? Böyle bir hazırlığınız var mı? İşin açıkçası şöyle bir sorum daha var. Yıllarca Antalya'da yaşadım. Çocukluğum orada geçti. Ses. Hayatım bisiklete binmekle geçti. Bisiklet çok güzel bir ürün. Bir kere kullandığı zaman da bırakamıyorsunuz. Ben şahsen bu anlamda sizin firma olarak değerlendirmenizi almak isterim. Çocuk modelinin dışında
yetişkin modelde kurgulamayı düşünüyor musunuz? Böyle bir imalat süreciniz olacak mı? Neticede bu işin biraz daha bir adım ötesi orası diye görüyorum. Tekrardan sesi geliyor mu? Ya çok güzel bir noktaya değindiniz. Şu an ürünümüzün paylaşımlı araçlar tarafında baktığımızda aslında biz bir teknoloji geliştiriyoruz. Elektrikli bisiklet teknolojisi. Elektrikli bisiklet teknolojilerinde ağırlıklı olarak dönüşüm kitleri satılıyor ya. Sizin ürününüz daha farklı bir ürün. Hani tasarımsal olarak patentli bir ürün. O anlamda onun için sordum. Dönüşüm kitlerine hiç gerek kalmadan üretim olarak bu şekilde. Aynen öyle. Şu an baktığımız zaman bizim sistemimiz normal klasik elektrikli bisiklet sistemleri, hatta klasik bisiklet sistemlerini bile tamamen farklı bir yaklaşım açısına getiriyor. Şöyle düşünelim mesela, benzin içten yanmalı motorlar varken yan tarafında alternatif olarak da elektrikli araçlar çıktı. Şu an bizim teknolojimizde bisikletler ve aynı zamanda elektrikli bisikletleri alternatif bir teknoloji olaraktan geliyor. İçerisinde hiçbir şekilde klasik bisikletleri kullanılan bir tane bile parça yok. Ama sürüş sistemi, sürüş keyfi ve sürüş konforu bakımından bisiklet şeklinde modellenmiş bir elektrikli araçtan bahsediyoruz. Bu açıdan baktığımızda bununla ilgili çok farklı modeller zaten karşımıza çıkacaktır. Bizim teknolojimiz tasarımcılara aynı zamanda tasarım özgürlüğü de sağlıyor. Pedal ile arka taraftaki motorlar arasında herhangi bir mekanik bağlantı olmadığı için pedalı istediği yere konumlandırabildiği çok farklı modeli üretilebilir. Bununla mesela kargo bisikletleri üretilebilir. Şu an mesela kargo bisikletlerinde bir bağlantı yapmaya çalıştıklarında zincir tarafında çok ciddi anda sıkıntılar yaşanıyor. Ve direkt tahrik vermeye çalıştıklarında arka tekerlekleri de orada şey oluyor. Sorunlar çıkıyor. Bu sistem mesela bizim sistemimiz bu işi tamamen kökünden çözmüş oluyor. Bilhassa Romanya'da ve Estonya'da paylaşımlı araçlarda ve kargo araçlarında bisiklet, elektrikli bisikletlerin tercih sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu anlamda bizim de ülkemizde bazı süreçlerin gelişmesi gerektiği inancı içerisindeyim. Bir Türk mühendis olarak, Türk firması olarak patentli bir ürününüz varken bu anlamda bir ürün grubu geliştirmek de faydalı olmayacak mıdır? Hazır satış yapılabilecek çok büyük bir alan var, çok büyük bir pazar var. Aynen. Şimdi bu çok güzel bir pazar var ama şöyle bir durum da var. Baktığımız zaman yetişkin bisikletleri atıyorum 1 milyon adet satılıyorsa Türkiye'de bir o kadar da çocuk bisikleti satılıyor. Şu anda yetişkin bisikletlerine elektrik destek sistemleri çok farklı şekilde veriliyor. Ama çocuk bisikletleri için şu anda piyasada dünyada bir tane bile alternatifiniz yok. Şu an dünyada bir elektrikli bir çocuk bisikleti bulunmamak. Ve biz bu önce boş pazarı dolduracak bir teknolojiyle piyasaya çıkmayı hedefliyoruz. Ondan sonrasında eğer arta kalan kapasitemiz kalırsa yetişkinleşme modeller düşünecek. Aynı zamanda ürünümüzün çocuk bisikletlerine çok ciddi oranda faydaları da var. Normalde bir çocuk çocuğa gereğinden fazla güç, yani kendi kapasitesine çok daha fazla güç verirsiniz elektrikli tahrik sistemleriyle. Bu sefer çocukların sürüş esnasında kazalara yol açabilecek çok farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Ama bizim ürünümüzde herhangi bir şekilde pedal ile motor arasında bir tahrik sistemi olmadığı için çocuklara uzaktan durdurma, menzil dışına çıktığı zaman durdurma gibi değişik fonksiyonlar ekleyebiliyoruz ve güvenlik fonksiyonları da ekleyebiliyoruz. O yüzden çocuklar için şu an çok ideal ve tam yerine oturan bir ürün olaraktan şey yapıyor. Pazarda yerini alacak. Akabinde tasarımcılar zaten çok farklı modellerini bunlar üretecekler. Biz onlara da gene teknoloji tedarikçisi olaraktan hizmet vermeye devam edeceğiz. Burada Bosch'un, Shimano'nun yaptığı gibi biz de onlara elektrikli tahriksiz, jeneratif sistemimizi onlara verip onlar da kendileri bu sistemi kullanaraktan istediği türde elektrikli araçları üretip piyasaya sürebilecekler. Çok farklı modeller göreceğiz bu sistemde. Engelliler için özellikle bir modelimiz var. Engellilerin mesela el ile pedal çevirdiği bir modeller Avrupa'da yapmaya çalışan firmalar var. Ama çok ciddi sorunlar yol açıyor. Çünkü tam böyle göğsünüzün önünde bir dişli ve zincir mekanizması bulunuyor. Elin, kolların gücü yetmediği için elektrik tahrik sistemleri de ekleniyor bunlara. Ve çok garip araçlar ortaya çıkıyor. Ama bizim sistemimiz kullanımında herhangi bir tahrik sistemi olmadığı için direkt elle pedal çevireceği çok rahat bir ürün çıkartılıp piyasaya sürülebilecek şekilde bir tasarım gerçekleştirilebilecek. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Sorumuz var mıdır? Başka? Öğrencilerimizden de sanırım soru yok. Teşekkür ediyoruz. Hibrit Taşlar Zirvemizin bu son oturumuydu. Sanırım ses geliyor olması lazım. Evet. Oturumumuzu sonlandırmış durumdayız. Değerli katkılarınız için konuklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Organizasyonunu gerçekleştiren Oton 4 Atik Bey ve Nida Hocam baştan önce eklemek istediklerini sunuyorlar. Buyurun.
Şimdi